Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 17-23 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler yeni ay haftasındayız. Yeni ay öncesinde ayın ışığı kapanan fazla olacak. Hafta başından itibaren pazartesi gününden itibaren ay aslan burcuna geçiyor. Ve haftanın ilk günü ışığını göremeyeceğiz. E, aslında hafta sonuna kadar gökyüzünde ayın ışığını göremeyeceğiz. Çünkü yeni ay öncesi ve yeni ayın ilk günleri e, ay karanlıkta olacaktır. Pazartesi ve salı günü bir anlamda biraz daha içe dönüşler yaşamamız ve geçtiğimiz ayı şöyle bir gözden geçirip değerlendirmemiz de mümkün. 19 Ağustos'ta sabah 5.41'de 26 derece Aslan burcunda güçlü bir yeni ay doğuyor. Aslında Aslan güç demek ve siz de Yeni ayın enerjileriyle bulunduğunuz ortamlarda, arkadaş ortamında, sosyal çevrenizde, iş ve kariyer alanlarında kendinizi daha güçlü hissetmek isteyebilir, dikkat çekmek isteyebilirsiniz. Bu yeni ay size e, bu dikkat çekme olanaklarını verebilir. E, yeni hedefler, yeni projeler de gündeminizde, yeni insanlarla tanışabileceğiniz bir süreçtesiniz. Çünkü bu yeni ay... Koç burcundaki Mars'ın güçlü desteği altında ve Mars da sizin ilişki evinizde her türlü ilişki bu özel bir ilişki aşk ilişkisi olabilir çünkü aslan aşkı da anlatır. E, sosyal ilişkiler, tanışmalar olabilir ya da arkadaşlarla birlikte yapacağınız bazı organizasyonlar olabilir. İş birlikleri, teklifler olabilir. Tüm bunlarda çok güçlü, güzel etkili bir yeni ay döngüsü sizinle birlikte başlayacak ve Eylül başına kadar da bu yeni ay enerjileri gündemimizde olabilir. Yeni ayın ardından 20 Ağustos'ta Merkür Başak Burcu'na geçiyor. 22 Ağustos'ta da Güneş Başak Burcu'na geçecek. 12. evinize doğru geçen gezegen hareketleri biraz geri planda kalmanıza neden olurken aslında bu sizin yalnız başınızda bazı şeylere odaklanmanızı sağlayacak gibi görünüyor. Bir ortam içerisinde örneğin bir işe başladınız, bir projeyle ilgileniyorsunuz, size özel bir teklifte bulundular veya bir projede görev aldınız. Bunları hazırlamak için üzerlerine belki detaylarla ilgilenip hani detaylı bir çalışma yapmak için Merkür ve güneş size bir imkan sunuyor aslında. Özel hayatınızla da ilgili bir karar vermeniz gerekiyorsa belki biraz iç sesinizi dinlemeniz, biraz kendi alanınıza çekilmeniz bu dönemde çok faydalı olabilir sevgili teraziler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.